İzmir Milletvekili Sayın Murat Bakan. Buyurun Sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Ben hukukçu milletvekillerine seslenmek istiyorum bu parlamentodaki. Dünyada tüm parlamentolarda da en çok hukukçuların arasında da en çok avukat milletvekili var. Değerli arkadaşlar, 24 Haziran'dan beri baro başkanları bir mücadele içinde. 24 Haziran'da geldiler, mecliste bizimle görüştüler, AK Parti grubuyla görüştüler. Burada bir yasa tasarısı bile yok dediğiniz günlerde. Arkasından biliyorsunuz savunma yürüyüşü yaptılar. Başkentin girişinde 27 saat aç, susuz, gayri insani koşullarda bekletilen o baro başkanları sadece bizim meslek kuruluşlarımızın avukat olarak, ben bir hukukçu milletvekiliyim, başkanı değildi arkadaşlar. Orada bekletilenler bizim sıra arkadaşlarımızdı. Üniversitede birlikte okuduğumuz arkadaşlarımızdı. Orada fiziki müdahaleye tabi tutulan baro başkanı sadece baro başkanı değildi. Bizim cübbemizi beraber giydiğimiz, avukatlık yeminimizi beraber ettiğimiz arkadaşımızdı. Biz burada 4 gün 4 gece mecliste sabahlara kadar, bizim grubumuzdan da 100'ün üzerinde milletvekili komisyonda konuştu. Biz konuşurken kapının önünde bekleyenler bizim duruşma salonlarında, adliye koridorlarında birlikte yan yana omuz omuza duruşmalara girdiğimiz, bazen karşı karşıya bazen yan yana olduğumuz arkadaşlarımızdı. Bu şu an Kuğulu Park'talar. Kuğulu Park'taki arkadaşlarımız Cerrahtepe'de, Kaz Dağları'nda, Munzur Vadisi'nde doğa hakları için, çevre için mücadele eden arkadaşlarımız. İstismar edilen çocukların, evlatlarımızın yanında olan arkadaşlarımız. Kadın cinayetlerinde, kadına şiddette onların yanında olan arkadaşlarımız. Değerli arkadaşlar, benim vicdanım sızlıyor şu an yaşanan duruma. Onun için hukukçu arkadaşlarıma söylüyorum. Sizin hiçbir vicdanınız sızlamıyor. Adalet duygunuzu vicdanınızda da mı yitirdiniz arkadaşlar? Bakın, bizim bir meslektaşımız var, John Davis, Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'na da aday olmuş avukat. Diyor ki, biz avukatlar köprüler kurmuyoruz, kuleler dikmiyoruz, motor yapmıyoruz. Bizim yaptığımız işlerde resim boyamıyoruz diyor. Bizim yaptığımız işlerde insan gözünün görebildiği pek az şey var diyor. Ama diyor, biz sorunları çözüyoruz, gerginlikleri gideriyoruz, insanların yükünü üstleniyoruz. Barışçıl bir ülkede insanların adil ve huzurlu bir şekilde yaşamalarını sağlıyoruz diyor. İşte biz avukatların demokrasi mücadelesindeki toplumsal rolü bu. Baroların da toplumsal rolü bu. Onun mücadelesini veriyor arkadaşlar. Kendileri için mücadele etmiyor. 30 yıllık, 40 yıllık avukatlar tomaların arkasında, barikatların arkasında, kendiyle ilgili değil. Bu halk için, bu ülkenin adaleti için, demokrasi için, hukukun üstünlüğü için mücadele ediyor arkadaşlar. Bakın, yargıyı siyasallaştırdınız. Bunu hep anlatıyoruz. Yargıyı siyasallaştırdınız. Hem teorik olarak hem pratik olarak siyasallaştırdınız. HSK'yı zaten mevcut yapısıyla, Adalet Bakanı HSK üyesi, Bakan Yardımcısı HSK üyesi, 4 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyor. Kalan 7 üyesini siz buradaki grubunuza, çoğunluğuna dayanarak seçiyorsunuz. 13 üyesini Cumhurbaşkanı seçiyor. Doğrudan ya da dolaylı olarak. Peki bu HSK ne yapıyor? Hakimin, savcının mesleğe kabulünü bu yapıyor. Atamasını, terfisini, disiplin işlemini bu yapıyor. Sadece bunları mı yapıyor? Hayır. Yargıtay'ın tüm üyelerini HSK belirliyor. Danıştay'ın 4'te 3'ünü, HSK 1/4'ünü Cumhurbaşkanı belirliyor. Dönüyorsunuz, Yüksek Seçim Kurulu Yargıtay ve Danıştay üyeleri arasından belirleniyor. Yani yargının 2 ayağını zaten siyasallaştırmışsınız. Bir, savunma kalmış. Yani şu an yapılan, açık söyleyeyim, savunmayı siyasallaştırmak ve Türkiye'nin tüm kurumlarını yozlaştırdınız. Ben bunu komisyonda da söyledim. Özdemir Asaf'ın bir şiiri var. Tüm renkler aynı hızla kirleniyordu diyor. Birinciliği beyaza verdiler. Tüm kurumlar aynı hızla yozlaşıyordu. Birinciliği yargıya verdiler arkadaşlar. Şimdi bu baroların bölünmesi, çoklu baro ilk sizin fikriniz değil. Hep FETÖ falan deniyor ama FETÖ'den önce, 100 yıl önce emperyalistler İstanbul'un işgalinde baroları bölmeyi düşündüler. 100 yıl sonra siz onu gerçekleştiriyorsunuz. Etnik kimliğine göre, inancına göre, siyasal düşüncesine göre barolar oluşacak.
Dolayısıyla aslında bu çoklu baro sistemi Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısına ihanettir değerli arkadaşlar. Baro başkanları sadece adalet hukukun üstünlüğünü, insan haklarını savunmuyor. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapısını savunuyor. Bizim oradaki baro başkanı arkadaşlar vatan savunması yapıyorlar ve biz de burada muhalefet milletvekilleri olarak vatan savunması yapıyoruz değerli arkadaşlar. Ben daha önce Fatih Sultan Mehmet'in sözlerini söyledim. Tekrarlamak istiyorum. Çok güzel gerçekten. Fatih Sultan Mehmet diyor ki aklı öldürürsen ahlak da ölür. Akıl ve ahlak öldüğünde millet bölünür. Kadıyı satın aldığın gün adalet ölür. Adaleti öldürdüğün gün devlet de ölür diyor. Aklı öldürdünüz, ahlakı öldürdünüz. Akıl ve ahlakı öldürdüğünüzde milleti böldünüz. Yargıyı siyasallaştırdığınız gün adaleti öldürdünüz. Şimdi de devleti öldürüyorsunuz arkadaşlar. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Aynı mahiyetteki önergeleri oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmemiş.